Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. 10 Haziran 2024 tarihlerimiz MİA Teknoloji hissesiyle beraberiz. 57.55 kapanışını yaptı MİA Teknoloji hissesi. Günlük bazda %3.03'lük bir düşüş oluşturdu MİA Teknoloji hissesi. Bugün MİA Teknoloji hissesinin günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklerine bakacağız. Ayrıca takas analizinde hisseyi bugün kimler aldı, kimler sattı, kimler saklama dağılımında elinde bulunduruyor. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlerden gelen izlenimler ve istekler üzerine paylaştığım hisselerden bir tanesi dostlar, bilginiz olsun. Bu şekilde bir grafiğimiz var. Yeni gelen arkadaşlar ve eski arkadaşlar ile ilgili olarak tekrardan arkadaşlar şöyle basit bir görüntüyle başlayalım. Bildiğiniz gibi bölündü MİA Teknoloji hissesi 20 Kasım 2023'te ve bölünme sonrasında 26.70'li rakamlara kadar bir düşüş görüntüsü oluşturmuştu. Sonrasında da 26.70'lerden aldığı yükselişle beraber 84.40'lı rakamlara kadar yükseliş oluşturmuştu. Ve sonrasında dostlar günlük bazda bir düşen trend görüntüsü vardı hissede. Bu trend ile ilgili olarak biz düşen bir kanal çizmiştik ama ben şu şekilde basit bir düşen trend çizgisi çizmek istiyorum. Uç noktaları tam teyit olmayabilir ama aldığım baz noktası 84.40'lı rakamı gördükten sonra ikinci tepesi, sonrası dokunduğu nokta ve son günlerde başlattığı yükseliş hareketiyle beraber şu seviyelerden başlattığı, yaklaşık olarak bu seviyelerin fiyatı da arkadaşlar şöyle söyleyeyim, 47.26'lardan başladığı dönüşle beraber bugün itibariyle 57.55 kapanışını yaptı. 62.36'lı rakamlarına kadar yükseliş yapmıştı ama sonrasında yaşanan geri çekilme ile beraber 57.55 kapanışını yaptı. Genel itibariyle Borsa İstanbul'da da bir düşüş görüntüsü vardı. Bu genel itibariyle hisselere yayıldı. MİA Teknoloji bundan payını almış mıdır, almamış mıdır? Bunu ben yorumunu sizlere bırakıyorum. Yükseliş yönlü olarak %31'lik bir yükseliş yapmış dostlar. Bakın 47.30'lardan yaklaşık olarak 62.30'lu rakamlara %31'lik bir yükseliş yapmış hisse görüntü itibariyle. Burası önemli bir nokta dostlar. Dönüş aldığı nokta neden? Bakın şöyle sizlere bir çizgi çizeyim. Bunları da göstereyim. Bakın bu noktada aşamadığı seviye. Yine bakın bu noktada aşamadığı seviye. Şöyle gösterelim. Ve en son yükselişte aşamadığı seviye. Burası direnç seviyesi dostlar. 62.36 seviyesi. FIBO hem FIBO direnç seviyesi, aynı zamanda da bizler de bu şekilde bunun sizlere ben gösterimini yapmış oldum. Dönüş noktası, dönüş noktası, dönüş noktası olmuş hissede MİA Teknoloji hissesinin günlük grafiğinde. Şimdi bunları göstermek adına çizdim, sileceğim dostlar. Günlük grafikte indikatörümüzün burada bir alım sinyali görüntüsü oluşmuştu ve bu oluşum görüntüsü devam ediyor. Kapanışımız 57.55, desteklerimiz 55.55 desteği bulunuyor. Bir altında da 48.74 desteği var dostlar. Yükseliş yönlü günlük grafikte FIBO dirençleri neler? FIBO dirençlerinden bahsediyorum. 62.36, 70.78 ve 84.40 rakamları bizim günlükteki FIBO direnç seviyelerimiz. Basit hareketli ortalamalarımıza bakalım. 20, 50 ve 200 günlük basit hareketli ortalamalar ya da sadece 20 ve 50'ye bakalım. Bir de 100 günlüğe bakalım. Bunları sizlerle paylaşayım. Dostlar bakın 20 günlük basit hareketli ortalamamız hisse fiyatının altında ve 54'lü seviyelerde hisseyi takip ediyor. Kısa vadeli basit hareketli ortalama. Sizler de isterseniz 20, 10, 30, 40, 50 kafanıza göre istediğiniz basit hareketli ortalamayı bu şekilde hisse fiyatının üstünde uygulayıp kendi takibiniz, stratejinizi oluşturabilirsiniz. Ben genel geçer herkesin kullandığı basit hareketli ortalamaları kullanmaya çalışıyorum. 50 günlük basit hareketli ortalamamız son 50 günlük hisse fiyatının kapanış ortalamasını aldığında 58.46 rakamı karşımıza çıkıyor. Hisse kapanış itibariyle 57.55 yapmış ve 50 günlüğün altında bir kapanış yapmış. 100 günlüğümüze bakalım. 100 günlüğümüz ise son 100 günlük fiyat hareketlenmelerinin ortalaması oluyor ve bu da 58.63 rakamına bugün itibariyle denk geliyor. Kapanışımız 57.55, 100 günlük hareketli ortalamamızın altında bir kapanış yapmışız. Tekrardan bir de RSI seviyesine bakalım günlük grafikte. Arkadaşlar RSI nötr seviyelere yakın. Nedir bu nötr seviyeler? 50 seviyesi nötr seviyeler dostlar. 30'un altı aşırı satım bölgesi, 70'in üstü aşırı alım bölgesi. Arada 50 seviyesi var. 50 seviyesi nötr bölge. Nötr seviyesi. Burada 54 kapanışı 54 seviyesinde bulunuyor RSI'ımız. Tekrardan MACD indikatörünü açalım.
Bu arada dostlar, videomuzu izleyen arkadaşlar, henüz abone değilseniz lütfen abone olun ki ben de paylaşımlarım devam etsin. Böyle abone sayısı arttıkça daha da böyle paylaşım yapma isteğim yerine gelsin. En azından izlendiğini, abone olunduğunu gördükçe insan daha çok böyle paylaşım yapası geliyor. Sizler de beni motive etmek amacı adına abone olursanız sevinirim. Şimdi 4 saatlikteki şu beyaz çizgilerimizi çizelim. Ben bunları görmeniz adına çizdim. Çünkü neden? Dönüş noktalarını görmeniz adına. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Burada destek seviyesi, destek seviyesi, destek seviyesi. Sonrasında direnç seviyesi, direnç seviyesi, direnç seviyesi olarak çalışan bir bölge söz konusu. Yani rakamların dönüş noktaları, rakamların yüksekten dönüş noktaları, dipten dönüş noktalarını takip etmek gerekiyor. Önceki dönüşü nereden olmuş? Önceki yüksekten dönüşü veya da dipten dönüşü nereden olmuş? Bunlara bakmak gerekiyor. Şimdi 57.55 kapanışına göre 4 saatlik grafik için desteklerimiz neler? İndikatörümüzün alım sinyali görüntüsü sürüyor. Mavi çizgi, turuncu çizgi pozitif bölgeye gelmişler. Mavi çizgi bak kafasında yukarı değil de yatay bir görüntü oluşturmuş. Dirençlerimiz 58.74, fibo direncimiz 61.47, 64.84 ve 70.30 olarak karşımıza çıkarken desteklerimiz 57.55 kapanışına göre 56.01, 52.13, 47.18 rakamları. Grafiği saatliğe aldığımda görüntü daha da detaylanıyor. Buradaki mumlar saatte bir oluşan mumlar, her saatte bir oluşan mumlar. Burada da arkadaşlar şurada bir saat sinyali görüntüsü oluşturmuş. Mavi çizgi, altta turuncu çizgi, üstte aşağı yönlü bir yönelim görüntüsü var. Desteklerimiz 56.65, 54.84 ve 53.03 olurken dirençlerimiz 58.88, 62.50, 66.12 ve 68.35 rakam olarak karşımıza çıkıyor. Günlük grafiği tekrardan alıyorum. Şimdi bunu kaydedelim. Başlangıç noktası burası, bölünme sonrası dostlar. O yüzden öncesine bakmıyorum. Şimdi ne yapalım? Bir de takas analizine bakalım dostlar. Lütfen abone olun kanalıma. Henüz abone değilseniz ben takas analizini açarken. Evet dostlar, umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Miatek günlüğe bakalım şimdi. Şimdi vakıf 1.179.565 adet lot almış. A1 841.000 adet lot almış. Marbaş 339.000 adet lot almış. Alıcılarda Gedik 283.581 adet lot almış. Citibank yabancı 227.803 adet lot aldı, almış. Diğer kurumlar 274.713 adet lot almış. Satıcılarda Garanti 393.747 adet lot satmış. Info 388.818 adet satım. Şeker 303.532 adet satım. Osmanlı 271.878 adet satım. İş 265.968 adet satım. Diğer kurumlar 1.509.065 adet satım bulunuyor. Saklama dağılımına iş 35.080.423 adet lotla %12.40'lık bir saklama dağılımı sahip. Vakıf 31.827.215 adet lotla %11.25'lik bir saklama dağılımına sahip. Garanti 28.922.208 adet lotla %10.22'lik bir saklama dağılımına sahip. Ziraat 25.988.540 adet 546 adet lotla %9.18'lik bir saklama dağılımına sahip. Citibank yabancı 25.581.510 adet lotla %9.04'lük bir saklama dağılımına sahip. Diğer kurumlar 135.565.723 adet lotla %47.91'lik bir saklama dağılımına sahip. Bitti mi dostlar? Bitmedi. İlerleyen günlerde tekrardan MİA Teknoloji ile ilgili güncel analizler, paylaşımlar devam edecek. Umarım yatırımlarınız güzel yerlere gelir, güzel kazançlar elde edersiniz. Şimdiden herkese hoşça kalın demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen dostlar. Hoşça kalın.